Kare, karenin iki köşesi biri y eksenine biri de x eksenine yapışmış. Soruda ab doğrusunun denklemi veriliyor. Denklem x eksi 2, y eksi 2 eşittir 0. Bu doğrunun eksenleri kestiği noktaları bulacağız. Yani x yerine 0 verirsek y eşittir. Eksi 1 gelir. Yani y'yi kestiği nokta eksi 1. Şurada şekli zaten çizmiştim. Şurası eksi 1. Yani şu uzunluk bir birim. Bir de tersini yapalım. Y eşittir 0 için diyelim. Y eşittir 0 için de x eşittir 2 gelir. X'i kestiği nokta yani şurası 2. Yani şu uzunluk 2 birim. Kareden dolayı burası dikti. Yani burası da dik. Koordinat sistem burası zaten dik. H, P, K. Öklit yapıyoruz. H kare eşittir P çarpı K'dan. 2'nin karesi 1 çarpı 4 eşittir. Şu uzunluğu 4 bulduk. Burada bize ne lazım? Bize B veya C'nin koordinatları lazım. C'den de diklik indirebilirsiniz. Ama ben B'den diklik indiriyorum. Ve benzerlik yapacağız. Şuradaki açı al, alfa, şuradaki açıya da beta dersek şurası alfa ve şurası beta gelir. 90 karenin bir kenarını, 90 karenin bir kenarı görmüş. Bu üçgen bu üçgenin eşi. Alfa 2'yi görüyorsa alfa burada da 2'yi, beta da 4'ü görür. B'nin koordinatları toplam şurası yani 6 apsis, ordinat ise burası yani 2'dir. B tamam. Bize bu doğrunun denklemi sorulduğu için iki şey lazım. Bir noktaydı, noktayı bulduk. Bir de eğim. Eğim için de yine AB doğrusunu kullanacağız. Bu doğrunun denklemi x eksi 2 eksi 2 eşittir 0 doğrusunun eğimi 1 bölü 2. Bunun eğimini m1 yazıyorum. Bunun eğimi 1 bölü 2 şuraya da yazayım. Doğrular dik kesişen doğrular. Dik kesişen doğruların eğimleri çarpımı eksi 1 olacağı için bunun eğimi 1 bölü 2 ise bunun eğimi m2 yazıyorum. Eksi 2'dir. Eğimi belli. Noktası belli. O zaman doğrunun genel denklemi y eksi y1 eşittir. Eğim çarpı x eksi x1. Denklemi toparlarsak y artı 2x Artı 12 artı 2 daha gelecek eşittir 14. O da cevabımızı Bursa yapar.